Vaziyet nedir? Tatbik ettiğim merhem tesir etmiş hünkârım. Yara kurumaya başlamış. Belli ki önemsiz bir çıbanmış. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Emredersiniz sultanım. Başka bir şikayetiniz var mı hünkârım? Bir ağrınız, sızınız? Bazen ayaklarım ağrıyor. Lakin mühim bir şey olduğunu zannetmem. Zannımca yürümekten mütevellit. O durunca geçiyor. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultan Hazretleri geldiler. Beklesin. Çıkın. Afife Hatun. Sultanım. Hünkârım sizi bekliyorlar. Afife Hatun. Canımın padişahı. Eğer arzu edersen bu akşam birlikte yemek yiyelim. Hem Cihangir'le alakalı konuşmak istiyorum. Olur. Sana bir şey getirdim. Adına kahve diyorlar. Mutlaka tatman lazım. Bakalım beğenecek misin? Neymiş bu kahve? Birazdan kokusu bütün odayı saracak. Hadi gel oturalım. Ağalar. Hünkârımızın yanında söyleyemedim. Lakin sıhhat öyle kolay düzelir mi bilmiyorum. Yaralar kuruyor demedin mi az evvel? Orası öyle. Lakin temkinli olmak lazım. Sefer şartlarını kaldıramayabilirler. Allah'ım esirgesin. Sen de hekimbaşı bir elinle bal diğeriyle zehir veriyorsun. Ne yapacağız biz şimdi? Kokusu söylediğin gibi hali hoş. Sümbül getirdi. Çekirdekleri ta Yemen'den geliyormuş. Sümbül nereden olmuş bu kahveyi? Çarşıda bir ahbabından almış. O da kokusuna bayılmış zaten. Bir çuval alıp eve götürmüş. Bu kahve ne menen bir şeyse iyi tetkik etmek lazım. Ne malum zararlı olmadı. Zararlı olduğunu sanmam. Hatta içince canlılık veriyor. İnsanı kendine getiriyor. Daha önce de içtim. Yine de caiz midir değil midir diye Ebu Suud Efendi bir danışmak icap eder. Sen nasıl münasip görürsen. Cihangir'imin vaziyeti nedir? İkna edebildin mi? Ben sefere giderken bana gönlük koymasını istemem. Henüz değil. Lakin razı gelecektir.